Efendim tekrar birlikteyiz. Sevgili Gürcan Bilgiç ile birlikte. D, R, C, E. Bu E ne abi? Derecenin E'si. Değil mi? Bizim zekuşağı yaptı onu ya. Daha büyük yapmıştı, ben de biraz da küçülttüm. Derece benim ta fanatik milliyet biliyorum, o dönemlerden köşe. Beri köşemin adıdır. Evet, evet. Çok hatta internet sitesi var. YouTube sitesi yaptık, onun adını Derece. Gürcan Bilgiç yaptık. Kaç yıldır yazıyorsun abi? 40 oldu. 40? Yok, 39. Vay be. Yani tevellüt 39. Doğru. Yazarlık 2000'den sonra. Ben şimdi 32'yi hatırlıyorum. Yani ben 32 yıl oldu meslekte. Sen de 94'ü falan hatırlıyorum. İşte iTunes'larla falan gelirdik. Orada siz Fenerbahçe'yi takip ediyordunuz. Çok keyifli bir süreçti. O zaman Fenerbahçe'yi takip edelim mi? Edelim. Fenerbahçe nereye gidiyor? Önce Perşembe gününe götüreyim. Aziz Yıldırım bir açıklama yapacak. Ne diyecek? Bu açıklama sert mi olacak? Yönetimi vuracak mı? En önemlisi nasıl bir beklenti içerisinde? Valla ben de çok merak ediyorum ne diyeceğini. Aziz Bey'in en büyük sıkıntısı Ali Koç yönetime geldi. İşte hesabım kitabın başına oturdu. Aradan bir ay, iki ay geçti. Çıktı dedi ki 620 milyon euro borcumuz var dedi. Orada takıldı. O kadar borcumuz yok, o kadar borcumuz yok falan diye. Ve hatta ilk mali kongrede çıkıp konuşacağım, geleceğim diyordu. Pandemi nedeniyle mali kongreler de yapılamadı. Fakat işin daha enteresanı, mesela Cuma Cumartesi yapılacak Fenerbahçe'nin kongresi. Cuma günü konuşmalar var. Ve Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde hep şunu derdi. Kardeşim, buraya gelin konuşun. Divan kurulunu ya da kongrenin kürsüsünü işaret ederdi. Öyle dışarıdan konuşun. Fenerbahçe'nin meseleleri Fenerbahçe'de konuşulur derdi. Kendisi basın toplantısı yapacak. Bir kere genel kurulda da konuşulacağı söyleniyor. Perşembe basın toplantısı. Cuma günü genel kurulda da kürsüye çıkacağı söyleniyor ama bir kere kendi başkanlığı döneminde dediğinin tersini yapacak şu anda. İkinci bölüm çok muhasebe bir şey. Sen ben o işlerden anlamayız. Şöyle bir iddiaları var. Anladığım kadarıyla itirazları var. Mesela bankadan borç alıyorsun değil mi? Kredi alıyorsun. Kaç para kredi alıyorsun? 10 lira. Allah aldırtmasın da bu aralar öyle. 10 lira kredi alıyorsun. Bu krediyi kaç para ödeyeceksin? 15 lira. Değil mi? 3 senede faiz gelecek. Onlar diyorlar ki borç 10 liradır. 5 lira borca yazılmaz diyorlar. Öyle bir şey var mı? Ödemiyor musun 5 lirayı? Yani. Senin için değil mi ödeyecek? Yani ya da gösterilmezmiş. O zaman onu diyenlerle bir buluşsak, benim adıma kredi çeksek falan. Benim de aklım basmadı ama işte dediler ki muhasebe tekniğinde gösterilmez falan filan, neyse yani. Abi ben MBA yaptım, öyle bir şey görmedim yani. Kendi tekniklerini yani orada şeyle ilgili, rakamlarla ilgili sıkıntı yok. Bu para geri ödenecek. Ama daha doğrusu ödenecek parayla ödenmesi gereken para arasının fark olması gerektiği. Gerektiğini söylerim. Beyler geçen, bugün, dün müydü, bugün müydü? Ahmet bir tweet attı, Ercanlar. Daha önce de konuşuldu bu. Fenerbahçe Aziz Bey döneminde senede 60 milyon euro faiz ödüyordu. Şu an bu miktar geldi 72 milyon euroya. Faiz. Yani 72 milyon euroyu veriyorsun, ana para da aynen duruyor öyle. Ve hani kombineler, 30 bin kombine satıldı, işte localar satıldı, lebalep doldu diyorsun ya. Bir de takımın giderleri var. Fenerbahçe stadı için. Fenerbahçe stadının elde ettiğin bütün geliri gidiyorsun bankaya veriyorsun, aldın sana diyorsun faiz. Vay. Yani öyle bir gelir elde etmiyorsun aslında. Sadece borcun duruyor, onun faizi olarak bankaya veriyorsun. Böyle yönetilmiş Aziz Bey döneminde Fenerbahçe kulübü. O nedenle mesela Ali Bey göreve geldiğinde, ben bunları Koç'u savunmak için söylemiyorum ha. Yani başkanlık dönemi çok kötü bir performanstır ve zaten kendisi de dedi sınıfta kaldık. Ama mali olarak cebinden yaptığı katkı, işte bankalar birliğiyle yapılan anlaşmada tutun, mali olarak da çok doğru yönetti. İşin öbür tarafına baktığımız zaman. Yani bugün
eğer bu tarz yönetim tarzı olmasaydı tutacağınız Fenerbahçe diye bir takım olmayabilirdi. Ya da Fenerbahçe bu sene şampiyonla oynar mı diye arkadaşlarınızla sohbet edemeyebilirdiniz. Ya da Fenerbahçe başkanı El Mahdun, El Ahnin, El Müslim, El Cüzili falan diye öyle giderdi ki. O çok zor olur da. Yani şöyle bir realite var. Mesela kulübün AŞ'ye borcu var, tamam mı? Hı hı. Kulüple AŞ ayrı yerler. Bu amatör branşların falan hepsi kulüpte. AŞ'de sadece futbol takımı var. Kulübün AŞ'ye borcu var. Peki AŞ'nin en büyük hissedarı kim? Kulüp. %51'ine sahip. AŞ bu bankalarla icralık duruma düştüğü zaman kulüp elindeki hisseleri satmak zorunda mı? Zorunda. Sattığın anda %51'i eline geçiren kişi kulübün sahibi olur mu? Olur. Olur. Geçmiş olsun. Yani Ali Koç şu an bunun önüne geçiyor. Yani tutumuyla. Ve en büyük hatası da bu, yani buradan sapması. Taraftar gerçekleri duymak istemiyor ya. Yani acıtan gerçekler bunlar, ama gerçek bunlar. Bunları bilmeniz lazım. Mesela bugün bizim bir WhatsApp grubumuz var. Ali Bey demiş ki en kötü durumda olan biziz demiş. Grupta Ali Bey de mi var? Yok yok. Demeç vermiş. Anladım. Galatasaray'la ve Beşiktaş'ı istedik. Mali olarak en kötü durumda olan biziz demiş. Bu söylenir mi? Rakiplere koz verilir mi? Zaten ortada. 4-7, 3-7, 2-1. Söylenmeyecekmiş o. Zaten bu konuşulmayacakmış. Finansal raporları herkes biliyor. Yani rahatsız oluyor. Kardeşim senin bu kadar borcun var. Senin borcu ödemen lazım. O Fenerol kampanyaları, şunlar bunlar neden yapıldı? Vedat Muriç satılır mıydı ya? Vedat Muriç gibi bir adam. Tamam. Satmak zorundasın. Neden? Kulübün borçlarını ödemek için. Kulübe transfer yapmak için. Bütçeyi ayarlaman için, finansmanı ayarlaman için satmak zorunda. Cebinden ver. Cebinden de veremiyor. Bugün Futbol Federasyonu 480 milyon liralık bir şey açıkladı. Anladım. Limit açıkladı. 480 milyon lira bugünün kuruyla 448 milyon euro ediyor. Tabii 49 yapamazsın. Yani bugünün kuruyla bu da. Şu anki maliyet en az 40 mıdır Fenerbahçe kulübünün? %30 sapma yapıyorsun bir de. Abi bunu sapmayla beraber. Oo. Sapmayla beraber 48. En az 40 milyon euro maliyeti vardır. Tabii. Senin sana ne kalıyor? 8 milyon euro. Bu 8 milyon euro ile hocayı alacaksın. Santrafor alacaksın. Stoper alacaksın. Sol bek alacaksın. Kanat oyuncusunu. Hepsini alacaksın. Ve hepsini bu 8 milyon euro. Beşiktaş'ın düştüğü durum da budur. Yani Sergen'e şöyle yapılan şey. Ne yapman lazım? Oyuncu göndermen lazım. Pahalı oyuncularını göndereceksin. Peki abi şimdi bu resmi güzel çiziyorsun da. Bir de onları alacaklar. Hayır. Sevgili abidin hani diye bana diyorlar ya, resmini çiz diyor. Diyorlar ya başarısızlığını bu mali tablo üstünden izah etmeye çalışmasın diyorlar Ali Koç. Başarısızlık bu mali tablo yüzündendir arkadaşlar. Peki o zaman ben de şunu sorabilir miyim abi Fenerbahçe taraftarı olup. Peki o zaman niye 23 tane transfer yapıyorsun abi? Bu tablo varsa. Bak bu tablo var. Şampiyon olamıyorsun ama habire transfer yapıyorsun. 23'te değil 55. İşte ya abi kötü başkanlık yaptı diyoruz ya. Kötü başkanlık yaptı. Ya da hocayı mesela peki ayın bugün kaçı abi? Özür dilerim ben kaçırmayayım. 22'si değil mi? Ne dedi? 21'inde hocayı açıklayacağım dedi. 21'ine kadar açıklarız dedi. Ha. Abi Ali Bey'in bugüne kadar böyle böyle olacak dedi. Hiçbir şey böyle olmadı. Aynen öyle. Yani dedi ki peki bu kadar sezon çok kritik bir soru sorayım mı? Boş ver. Herkes ne dediğini biliyor. Bu kadar kötü başkanken Ali Koç niye aday yok abi Fenerbahçe'de? Galatasaray 5 başkanla seçime gidiyor. Ya koskoca Fenerbahçe, hani İslam abi mi demişti Fenerbahçe Cumhuriyeti diye? Yok. Kim? Yalçın Doğan. Yalçın abi demişti. Ya böylesine bir yapıda Ali Koç'un karşısına kimse niye cesaret edip aday olamıyor? Şimdi şu da var. Ali Koç geldi. Bak şimdi Ali Koç ilk 3 senesinde başarısız. Doğru mu? Doğru. Peki Aziz Bey son 4 senesinde başarısız. Birisi 3 senelik başkan. Taze çiçeği burnunda. Öteki 16 yıllık başkandı. Şampiyonlukları var. Kaybetti kupaları. 7 yıldır şampiyonluğu yok Fenerbahçe'nin. Bunun 3 senesi Ali Koç'ta. 4 senesi Aziz Yıldırım da. Peki ben... Yani bu şey, ki Aziz Bey o kadar güçlü bir başkandı ki
Son senesinde dedi ki işte yapılanma, altyapı, şunu bunu. Ya kardeşim sen 20 yıldır başkansın. Sen niye yapmadın 20 yıldır bunları? Ama işte ben zaten tamam oraya mı? Gelmeye çalışıyorum yani... abi. Aziz Başkan 20 yılda, yani ben sana şu noktada katılmıyorum. Affına sığınıyorum. Tabii, tabii. Deneyim. Aziz Başkan 20 yılda başarısız abi. Son 4 yılda değil. Yani Fenerbahçe'yi yönettiği 20 yıl boyunca başarısız. Fenerbahçe'yi yönettiği 20 yıl boyunca Aziz Başkan Galatasaray için başarılı başkan. Galatasaray taraftarı bizim başkanımız diyor Aziz Yıldırım'a. 8 tane Galatasaray şampiyonluğu. Evet. O da doğru. Yani şey... mesela, canım başkanım diyor. Benim arkadaşım var Galatasaray'la. Diyor ki keşke Aziz Yıldırım tekrar seçilse. Mesela şeye göre... mesela 20 yıl boyunca... Hani her sene bütçeler yapılır ya... Hı hı. Bu sene bu bütçesi bu kadar, bu sene bütçesi bu kadar diye... Topladığın zaman 2-2,5 milyar dolar ediyor. 20 yılda topladığın zaman. Bunun üstüne de bir... 500 milyon dolar da borç yapmış. Yani kredi almış maden. Yani yaklaşık 2,5-3 milyar dolar para harcamış Aziz Bey. Vay. 20 yılda. Ve elde hiçbir şey yok. Yani sırf kaçan şampiyonluklar falan değil ya da ondan şampiyonluklar değil. Mesela stat Fenerbahçe'nin değil. 3 milyon değil arkadaşlar. 3 milyar dolar. Yaklaşık. Wow. Sonra bir de şey buradan yapıyoruz. Komisyonlar var mesela. 3 milyar doların futbolcu onlar verilir. Onlar sıkıntı muazzam yok. Muazzam rakamlar harcanacak. Yani sen 20 yıl Fenerbahçe yöneteceksin. 3 milyar dolar harcayacaksın. 8 Galatasaray şampiyonluğu göreceksin. İşte Avrupa'da yarı final oynatmış hocanı göndereceksin falan filan yani. Böyle de peki o zaman senin büyük ve engin deneyiminle şu soruyu sorabilir miyim abi? 20 yılda Ali Koç'un karşısında niçin, Aziz Yıldırım'ın karşısında niçin yeni bir başkan adayı çıkmadı? Çıktı. Çıktı. Yani şu da var. Aziz Bey, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'deki oy dinamiklerine de çok hakimdir. Hmm. Yani ama şey dönemi, Ali Bey'in, Ali Koç'un seçildiği dönem plan nereden sekti biliyor musun? Bütün kongre üyelerinin eş ve çocukları üye yapıldı. Kendileri oldular, başkaları tarafından oldular. Üye yapıldılar kulübe. O eş ve çocuklardan gelecek oylarla şeyi kazanacağını düşündü Aziz Başkan. Kongreyi kazanacağını düşündü. Çünkü Ali Koç da aileden, zenginliği, yakışıklılığı, sempatikliği bayağı bir rüzgar almıştı arkasına. O eş ve çocuklar kime oy verdi biliyor musun? Ali Koç'a. Ali Koç'a oy verdi. Galatasaray'da da öyle oldu. Aynen. Son yani, 26, 27, 28, yani 29, 30. sandık şampiyonu, tabii. Başkanı belirledi. Z kuşağı aldı hepsi. Yani 11. sandıktan itibaren daha genç nesle geçti oy verme tabii. Sırası. O zaman Fenerbahçe'yi de Z kuşağı seçti. Tabii tabii yani bu değişim isteyenler artık bir yere gidemeyiz diyenler. Biraz önce biz tartıştığımız Aziz Yıldırım başarılı mı başarısız mı kısmında... daha matematik yorum yapanlar gittiler oylarını Ali Koç'a verdiler. Ve Ali Koç bu oya ya %80'e %20 ile kazandı Ali Bey. Ve böyle bir destek de gelip bir kulüp bu kadar kötü yönetilemezdi. Peki Ali Koç'un karşısında mesela Saadettin Saran gibi ya da işte hani aklıma geldiği için söylüyorum ya da işte bir başka mesela Hulusi Belgü gibi başka bir aday çıksaydı bu seçimde daha etkili olmaz mıydı? Yani ben şunu düşünüyorum. Fenerbahçe niçin 5 adayla seçime gitmiyor? 4 aday. Kaç kişi oy kullanacak mesela? 40 bine yakın. 40 bin. Sence katılımın ne olmasını bekliyorsun? Ben 5 bini geçmez diyorum. Bence katılım. Geçer. Geçer mi? Geçer. Kaç olur? Abi Fenerbahçe taraftarı oy vermeyi sever. Öyle mi diyorsun? Tabii giderler oraya. Tek oy verecek abi. Ali Koç'u verecek. Fark etmez. Giderler oraya. Peki şu olur mu? Boş zarf atar mı Fenerbahçe taraftarı? Atar. Tepki olsun tabii diye. Tabii tabii. Gider boş sarf atmaya oraya gider yani. Mesela atıyorum 6 bin katıldı. 4 bin Ali Koç'a 2 bin de boş oldu. Atan da çok olacaktır. Yani bir türlü sesini isyanını ifade edecek insanlar oraya gidip. Bakın en büyük yanlış şudur. Mesela istifa. Emre istifa diye bağırırım ben. Tamam mı? İstifa %90 ben bu işten memnun değilim. Bu işi düzelt demektir. Peki karşısındaki aday için ne diyorsun bu arada? Eyüp Bey mi? Evet.
Mesela o da beklenenden çok oy alacak. Tabii ya biz hiç onu konuşmuyoruz ama ben geçen yanlış anlaşılmış. Bir müsaade edersen orayı düzelteyim abi. Sevgili Lübayer'le konuşurken dekor başkan gibi bir ifade kullanmıyor ya da dekor aday gibi. Sakın lütfen yanlış anlaşılmasın. O aday mı kesin mi? Yani işte o hala o bile muallakta yani. Olup olmadığı bile muallakta. Yani şeyi toplaması lazım çünkü 200 kongre üyesinin imzasını toplaması lazım. O da kolay bir şey değil ha. Ya benim asıl takıldığım nokta ne biliyor musun Gürcan abi? Ali Koç'un listesinde kimler var biliyor musun? Ben bilmiyorum gazeteci olarak. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama Galatasaray'da mesela seçime giderken bütün kimlerin olduğunu biliyorsun. Tabii yani Fenerbahçe istemez. Fenerbahçe'de son anda yani seçime bir saat kala bile listeler değişir. Aynen. Rakibin listesine göre tedbir alırsın ama burada dediğin gibi tek adayla gittiğin zaman benim yok işte Emre'yi açıklarsam yıpratırlar, Gürcan'ı yazarsam Emre darılır artık bunları geçeceksin. Ali Bey bu kulübü bugüne kadar hep aynı şey söyledi ama sonuçta sorumlu kendisi. O kadar ona asist eden kısım o kadar tecrübesiz ve bilgisizdi ki. Ne Fenerbahçe dinamiklerine, ne futbol dinamiklerine hakimler. Ya Aykut Kocaman gönderelim kızacaklar bana. Birçok taraftarımız da isyan ediyor Aykut Kocaman şudur budur diye. Yani hakikaten Aykut Kocaman'ın oynattığı futbol güzel bir oyun değildi. Tamam mı? Aynen. Ama bir maçla kaçırdı şampiyonluğu. Tamam. Yani o ve mücadele ettiği Galatasaray lobisi sırf bakın Aykut Kocaman'ın şampiyonluğu kaçırdığı Galatasaray takımını sadece 40 milyon euro bonservis harcadı o sene. Belandalar, Fegüliler, kimler geldi takıma. Ve şunu bileceksin. Ben dedim ki seçim öncesi bir toplantıda Semih Bey de vardı, Semih Özsoy da vardı, Ali Bey de vardı. Yapıyorsanız dedim 5 tane deve dişi gibi transfer Aykut Hoca'yı gönderin dedim. Çünkü dedim yeni gelecek hocanın yaşayacağı problemleri sen ekstra oyuncular alırsın. Baba bir frikik yapar, araya bir tane bırakır. Kazanarak devam edersin. O zamanı halledersin. Ama dedim yapamıyorsanız kalsın. Bir oyun bulmuş, bir takım bulmuş, takım eline geçirmiş. İki transfer istiyordu ya. Peki Gürcan abi niçin yazmıyorsun? Mesela derecede, köşende ki burada söylüyorsun ama ya başkanım ya da hiçbir Fenerbahçe yazarı niçin yazmıyor? Ben mesela soruyorum. Sayın başkanım 21'inde açıklayacağım demiştiniz. Niye açıklamıyorsunuz? Abi bu olmaz. Denir. Olmaz. Neden? Yani sen yıllardır bu işin içindesin. Yani bu işte dinamikler çok farklı. Mesela sana Favre'yi anlatayım. Bu ilk defa çıkacak. Favre'ye gidiyorlar. Favre 3 milyon euro istiyor. 3 milyon da ekibine istiyor. Bir sene için. Vay vay 6 milyon. 6 milyon euro. Favre'yi hoca. Nasıl alacak? Bak bugün Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın düştüğü durumun aynısı. Tabii 3 milyona imza atamıyorsun. Senin burada hesap kitap yaptık. Yani 8 milyon gibi bir alanın var. Euro gibi hareket edebilecek. %75'ini verdim. Altısını hocaya mı vereceksin? %80. Ha, bizi Serdar diyecek. Kardeşim Ali Koç değil mi? Versin cebinden. Olmuyor arkadaşlar. Oluyor da olmuyor yani. Yani Mesut için 50 tane takla attılar. Sponsorluk anlaşmaları, reklam anlaşmaları falan. Mesut'un parasını öyle toparladılar. Tam orada da öyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Ama sonuçta Fenerbahçe'ye atılan bir imza. Peki geç kalınmadı mı abi? 1 Temmuz'da sezonu açacak Fenerbahçe. Ya hiçbir şey geç kalınmadı. Öyle hiç problem değil. Bak Galatasaray'da hoca çıktı bile antrenmanlara başladı. Başladı hakikaten ya. En kovaslı kulüpte. Aynen. Yani orada da mesela Fatih Hoca bence keşke böyle bir şey demeseydim diyebilir yani. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben seçimini çok beğendim Galatasaray'ın. Yani Burak Elmas gitti, Sayın Helvacıoğlu'nun elini kaldırdı falan böyle çok çok keyifli görüntüler vardı. O kadar kaotik ortamların yaşanmış yani tartışmasına rağmen. Onlar şekildir. Öyle mi diyorsun? Tabii. Yani onlar yapılır. Eller kalkar iner, biz kardeşiz denir. Tamam mı? İşte Galatasaray'da ya şimdi sen de şurada konuşalım. Bugün en kaçı? 22 Haziran. Evet. 20 Mayıs 15. 2022'de evet. Galatasaray kongre kararı alır. Öyle mi diyorsun? Evet. Bir yıl sonra. Hoş geldiniz Metin Bey. Yani bir yıl sonra Galatasaray kongre kararı alır. Bakalım göreceğiz. Bu arada çok keyifli bir sohbetti. Hakikaten bakalım en kritik soruya ne yanıt vereceksiniz? Herkes bekliyor bak. 20. dakikada bu kritik soruyu soruyorum.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim? Vallahi bilsem keşke söyleyeyim. Yani iki aday vardı, çok kuvvetliydiler. Onun pazarlıkları sürüyor bence. Sergen Yalçın geliyor mu? Yani keşke gelse. Bak onu da söyleyeyim. Birinci bölümde de konuşmuştuk. Yani keşke bir anda gelse. İbre Sergen Yalçın'a döner mi? Yani çünkü şundan dolayı, yani senden görüyorum. 3 milyonu okey demişler. Sergen Hoca da 3 milyon istiyor zaten. Ben şeyin Ali Bey'in, Ali Koç'un ilk hedefinin, birinci hedefinin Sergen Yalçın olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Önce o hedeflerini anlaşmaya çalışacaktır. Ha, öteki aşamada, çünkü mesela Rıdvan Hoca'yı çok dinler. Rıdvan Dilmen. Mesela Rıdvan Hoca böyle bir durumda. Yani Sergen Yalçın hakikaten ben çalışmayacağım dediyse, Sergen Yalçın'ı Fenerbahçe'de çalışmaya razı eder mi? Eder. Sergen Yalçın futbolcu olarak da geldi Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'ta. Galatasaray'a da gitti, Trabzonspor'a da gitti. Yani tamam, Beşiktaş'ta yetişen, onun altyapısına yetişen, bu şampiyonluklarıyla Beşiktaş'ta özdeşleşmiş bir çocuk ama Mustafa Deniz'de Galatasaray'la özdeşleşmişti. Beşiktaş'ta şampiyon yaptı. Fenerbahçe'yle şampiyon yaptı. Yani bu profesyonel dünyada Benjamin'le özdeşleşmişiz. Bunlar olabilecek şeyler. Kızmayacaksınız kimseye yani. Tabii abi. Hepimiz biraz Benjamin'le özdeşleşmişiz yani. Seviyoruz. Ben yani Sergen Yalçın'ı şu nedenle tutuyorum. Sezon boyunca Fenerbahçe taraftarına biraz sevimsiz geldi bu ellenmeler açılması ama adam takımını başarıya götürmek için doğru bir stratejiydi o. Orada yaptı. Mesela Sergen Yalçın'dan takımını ne oynadı, ne oynamak istediği ile ilgili tek kelime duymadık. Hep hakem mi konuştu. Ama öyle bir ekibi var ki, iyi bir ekibi var yani. Ve o da yönetici olarak o ekibi takımla birlikte iyi birleştirdi. Kendi stilini, kendi raconunu kullanarak. Bugün bunu yapan mesela Fatih Hoca da öyle bir teknik direktördü. Abi çok keyifliydi. Çabucak geçti. 21-22 dakika olduk. Müsaade edersen bitirelim mi? Bitirelim. Efendim, Sayın Gürcan Bilgiç ile birlikte olduk. Abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte, yine aynı şekilde sevgili DRCE, yani derecede Türkiye'nin derecesini ölçmeye çalışacağız. Ben şöyle bir soru sorayım mı? Aklıma geldi. Sıcaklık olarak Fenerbahçe'deki şu anki derece nedir? Her şey sıcak mı yani? Bence şimdi yarın çarşamba akşamı Ali Bey Habertürk'e çıkacak. Çıkacak. Perşembe sabahı Aziz Bey konuşacak. Cuma kongre. En sıcak gün Cuma günü olur. Oo. Güzel. Hoşçakalın.